Valla işte daha net nasıl anlatılabilir? Durum bu, fotoğraf bu sevgili izleyiciler, ortada yaşanan, ama bu gerçeği böyle hani yalan perdesiyle farklı bir noktaya getirmek neden? Bunun altında başka nedenler var mıdır? Nasıl bir durum bu yaşanan? Nasıl bir çelişki, ya da adını ne koymak lazım? Faruk Bindirici gazeteci büyüğümüze bir danışalım istedik, sağ olsun kırmadı bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hemen hakikaten soralım, bütün bu yaşananın bu kadar işte hükümetten gelen BBC, bakın yalan söyledi ama özür diledi gibi ifadeler, muhalefete çıkışması, ama bir yandan gerçeğin de ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani kimin ne dediğini net bir şekilde. Nasıl bir fotoğraf var? Yani şöyle, aslında iki ayrı fotoğraf var. İkisi iç içe geçtiği için de herkes kendi tarafından nasıl gördüğüne bağlı olarak onu anlatıyor. Yani olay bu. Şimdi gazetecilik açısından baktığımızda ortada bir habercilik hatası var gerçekten. Bunu kabul etmek lazım. Atın, yani bir anlamadım. Defa İngiliz Savunma Bakanı bu konuda bir yazı yazmış Afgan mülteciler konusunda. Bu mültecilerin Afganistan dışında bazı merkezlerde alıkonulacağını, oradan seçilerek İngiltere'ye getireceğini söylemiş. Bu doğru. Orada Türkiye'nin adı geçmiyor. Tam da Daily Mail'de, Daily Mail'in pazar edisyonunu da bakanın yazısının hemen altında aynı gazetenin iki yazarı da yazı yazmış, analiz yazısı yazmışlar. O yazıda bakanın söylediği bu ülkelerin Pakistan ve Türkiye olduğu belirtiliyor. BBC Türkçe servisi bu haberi yazarken ikisini birbirine karıştırmış ve sanki İngiltere Savunma Bakanı Türkiye ve Pakistan adını vermiş gibi bu ülkelerde, Türkiye'de mülteciler için sığınma merkezi kurulacakmış gibi onun ağzından haber yazdı. Evet. Ve aslında şurada Fahrettin Altun haklı, gerçekten bunu söylemem lazım. O akşam BBC Türkiye'nin bu haberin yayınlanmasının hemen ardından internet sitelerinde haberler yayınlandı. Bakanın ağzından Türkçe, BBC Türkiye'nin haberi kopyalandı. Ve siyasiler hemen açıklamalar yaptılar. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener paylaşımlarda bulundular. Hatta İngilizce paylaşımlarda bulundular. Evet. BBC Türkiye'nin haberini, linkini vererek. Ve ondan sonra tartışma sürdü. Sonra BBC Türkçe Fahrettin Altun'un ve diğer siyasilerin itirazlarının ardından haberinde atıf hatası yapıldığını söyledi. Yani haberin hatalı olduğunu, atıf hatası yapıldığını, bakana atfen bunun yazılmasının yanlış olduğunu, bakanın Türkiye'den hiç söz etmediğini aktardı ve haberin düzeltti, özür diledi. Düzeltilen kısmı bu. Bu kadar. Şimdi bundan sonra artık ben şöyle şunu söylemem lazım. Tabii ki BBC Türkiye'nin haberini alıntılayan gazetecilerin, gazetelerin, internet sitelerinin hata yaptığını da söylemek durumundayım. Çünkü bir haber yapılırken hemen onun orijinal kaynağına bakmak gerekir. Üstelik de günümüze buna bakmak hiç zor değildi. Daily Mail'in internet sayfasına bakılsaydı, onun bakanın ağzından böyle bir şey söylenmediği kolaylıkla anlaşılabilirdi. Şimdi bu konuyu daha açıklıkla tartışabiliyor olurduk. Maalesef öyle yapılmadı. Ama konunun diğer tarafı, yani Afganistan'dan gelecek olan sığınmacıların Batı'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye gitmeden Türkiye'de bazı merkezlerde konaklaması, tutulması konusu bir defa zaten bugün başlamış bir tartışma değil. Yani öncelikle bu ayın başında Amerika'dan gelen, yani İran'dan kendileriyle çalışmış olan bir takım Afganların İran üzerinden Türkiye'ye geçmeleri, Türkiye gibi ülkelerde konaklamaları, sonra Amerika'ya alınacakları konusunda açıklamalar geldi. Dışişleri onu yalanladı, ondan sonra Amerika düzeltti. Onun ardından Avusturya Başbakanı'ndan, Almanya Başbakanı'ndan bu konuda Türkiye'de işbirliği yapılacağı yönünde hep açıklamalar geldi zaten. Hepsi birbirini izledi. Evet. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'la yaptığı görüşmeden sonra iki tarafın Afganistan'daki krizden sonra doğacak insani krizin yükünü eşit olarak paylaşacakları yönünde açıklama da yapıldı. Hı hı. Şimdi bütün bunlar ortada. Yani Batı'nın Türkiye ile ilgili bazı planları var Afgan mülteciler konusunda ve bu konuda Türkiye ile de görüşmeler sürdüğünü anlıyoruz. Bunu elbette şu anda evet bu konu kesin bir anlaşma vardır demek durumunda değiliz. Bu konuda kesin bir şey yok. Tabii. Ama görüşmeler yapıldığı, Batılı siyasetçilerin, Batılı yetkililerin, başbakanların yaptıkları açıklamalardan bunu anlıyoruz doğrusu. Yani ikisini birbirinden ayırmak lazım. Bir tarafta BBC Türkiye'nin yaptığı bir atıf hatası var. Orada ciddi bir gazetecilik hatası. Onun Türkiye'deki gazetelerle tekrarlanmış olması söz konusu. Evet. Ama bir yandan da Afganistan'dan kaçacak olan sığınmacıların Batı'ya geçmeden önce Türkiye'de konaklaması konusunda Batı'yla sürdürülen görüşmeler var. Bunu anlıyoruz. Orada da mesela Dışişleri Bakanlığı hani böyle bir talep gelmedi, böyle merkezler konusunda bir talep gelmedi diyor ama İletişim Başkanlığı da bambaşka bir şey söylüyor. Bir nevi görüşmelerin olduğunu doğruluyor ve aslında
bu tür taleplerin olduğu sonucunda çıkarabiliriz bu sözlerden. Yani Dışişleri ile İletişim Başkanlığı'nın dedikleri de bir nevi birbirine tutmuyor gibi bir görüntü var. Şöyle biliyorsunuz bu konuda zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de birbirini tutmadı hiç. Yani bir başta, en başta dedi ki biz Türkiye olarak sığınmacıları tabii alırız. Yani mali yükünü taşıyabildiğimiz sürece gibi şeyler söyledi. Sonra bu konu tepkiler artınca özellikle Ankara Altındağ'daki o mültecilere yönelik saldırılar ortaya çıktıktan sonra ve kamuoyu araştırmalarında sığınmacılar işte düzensiz göçmenler konusunda tepkilerin hayli yükseldiği ortaya çıktıktan sonra Tayyip Erdoğan da doğrusu dilini değiştirdi. Ondan sonradır ki Türkiye mülteci ambarı olmayacak demeye başladı. Evet. Yani bunun topluma ciddi bir tepki neden olduğunu da görüyorlar. Bu süreçte, acaba anket vesaire de yapılmış olabilir mi? Bunun sonuçları acaba yani etkili olmuş tabii, olabilir mi? Ama biz gazetecilere düşen şu anda doğrusu bu konuyu izlemek, takip etmek. Ben şu eksikliği söylemek durumundayım. Lütfen. Türkiye'de medyada genel olarak daha yerel bir gazetecilik yapılıyor. Yani yerel siyasetçilerin Türkiye'de işte hükümetin iletişim başkanlığı yaptığı açıklamalar üzerine gidiyor. Oysa Batı'da zaten bu konuda Türkiye'ye düşecek misyon konusunda daha net açıklamalar yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Onları takip etmek bile bize daha açık bilgi verecektir diye düşünüyorum. Bir şey daha var. Şimdi bu yalan terörü ifadesi, bunun bu kadar çok kullanılması. Sanki burada da bir 25. kare varmış gibi geliyor bana. Neden? Çünkü önümüzdeki günlerde Eylül ayına işaret edilerek hep bir sosyal medya düzenlemesinden bahsediliyor ya Sayın Bildirici. Ve burada da hep bir yalan terörü üzerinden gidildiğini görüyoruz. Biraz sanki bir dip duygunun oluşumu mudur? Ya da bunun yoluna taş düşecek bir nokta olarak mı görülüyor acaba? Ne dersiniz? Şöyle, ben eğer Türkiye'de sosyal medyada bazı yanlışlar, dezenformatif bir takım gelişmeler aktarılıyor ise bunun temel nedeninin ben siyasi iktidarın izlediği yasaklar olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani yalan yanlış haberlerin bence panzehiri aslında özgürlüktür, basın özgürlüğüdür. Ve siyasi iktidarın, devlet kurumlarının, kamu kurumlarının gazetecilere bir topluma düzenli, hızlı ve güvenilir bilgi vermesidir. Oysa şu anda biz Türkiye İstatistik Kurumu'nun bile güvenilir bilgi vermediğinden yakınıyoruz. Yangınlarla ilgili orman yangınları sırasında, sel felaketi sırasında anlık bilgi veren medya ayınlatan basın kriz merkezleri bile kurulmadı. Yani bir yandan siz basına bilgi vermeyeceksiniz, bir yandan da eleştiren haberler yapan, işte bütün gelişmeyi aktarmaya çalışan medyayı yalancılıkla suçlayacaksınız. Bu doğru değil. Yani yasaklar daha fazla yanlış dezenformasyonu getirir. Olacak şey olan budur. Ve şu anda aslında iktidarın yalan terörüyle söylediği şeyi bence yapmaya çalıştığı şey zaten sosyal medyadaki fikir özgürlüğünü engellemek. Çünkü her ne kadar kendilerine bağlı medyayla topluma bilginin ulaşmasını, eleştirilerin ulaşmasını engellemeye çalışıyorlarsa da bunu yapamıyorlar. Yapılamadığı son gelişmeler birlikte ortaya çıktı, zaten kriz yönetemiyorlar. O nedenledir ki krizi yönetmek yerine krizde yönetemediklerini topluma ileten gazetecileri, fikir insanlarını, aydınları susturmaya çalışıyorlar. Yaptıkları şey bu zaten. Yani yeni yasaklarla bu işi çözemeyeceklerini söylemek durumdayım. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar bilgiye yolunu bulacaktır. Ve Türkiye'de bütün baskılara rağmen alternatif medya giderek güçleniyor. Alternatif mecralarda güçleniyor ve bunu da engelleyemiyorlar. Asıl sorunları bu zaten. Yani bu yasaklarla uğraşacaklarına topluma doğru ve güvenilir bilgi vermeye çalışsalar çok daha ülke adına daha sağlıklı bir iş yapmış olurlar doğrusu. Ve belki de değil mi, yetkililer de Reuters'a konuşmak yerine öncesinde Türkiye'yi ilgilendiren meselelerle ilgili Türk gazetecilere de keşke bilgi veriyor olabilseler. Gerçi burada ne kadar soruldu ya da peşinden koşulduğu ya da gazetecilik yapıldığı konusunda da bilmiyorum, var mıdır bir notunuz düşeceğiniz? Yani tabii ki şöyle, zaten istedikleri şey gazetecilik yapılmaması. Düşünsenize, Radyo Televizyon Üst Kurulu orman yangınları sırasında canlı yayın yapılmamasını istiyor. Canlı yayın yapanlar ceza veriyor. Ya da siyasetçilerin fikirlerini ifade etmesine izin vermiyor. Böyle bir ortam söz konusu. Yani şeye bakıyorsunuz, gelişmelere, iktidar medyasındaki gelişmelere her zaman tek yanlı haber verdi. Örneğin işte son AKP Mersin Milletvekili Gülten Yılmaz trafik polisine davranışı var, malum hakaretleri var. O hakaretlerle ilgili haberlerde bir bakıyorsunuz sadece Mersin Valiliği'nin açıklamasını yayınlıyorlar. Evet. Yani milletvekili hakaretleri yok. İşin bu habercilik mi? Ama iktidarın istediği habercilik bu. Ama bunu başaramayacaklar tabii ki. Yani bütün gazetelerin kendilerinin istediği gibi tek yanlı bilgi vermesini
gerçekleştiremezler, yapamazlar. Evet galiba ya, bu işin fıtratında bu yok çünkü sonunda da su akıp yolunu buluyor galiba, ne olursa olsun. En baştan tekrar böyle bir hani altını çizmek adına söylüyorum. Evet, atıf hatası yapmıştır BBC, gazetecilik açısından bir hatadır. Bu hatasından dolayı özür dilemiştir ama Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayanılarak yapılmış olan haberde de bir gerçeklik söz konusu. Yani haber durumu söz konusu. Dolayısıyla bunun yalan olduğunu söylemek de başka bir amaca hizmet ediyor gibi bir durum oluşturuyor o halde. Toparlarsak. Ya, tabii şöyle, Savunma Bakanlığı o konuda yazılan analizi de doğrulamadı, İngiliz Savunma Bakanlığı. Ama bütün gelişmeler, yani daha önce siyasetçilerin yaptıkları açıklamalar bu yönde Türkiye ile Batı ülkeleri arasında bir görüşme olduğunu doğruluyor. Bunu söyleyebiliriz. Peki. Yani bir anda yanlış habercilik var ama bir anda da Türkiye ile sürdürülen görüşmeler var. Aksi halde zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmeleri sürdürmesine gerek kalmazdı. Zaten biliyorsunuz şu anda Türkiye Kabil Havaalanı'nın korunması konusunda çok cansiperhane çaba harcıyor. Çok. Yani ilk başta Taliban'a karşı koruyacaktı. Şu anda Taliban ülkede hakim, kime karşı koruyacak bunu bilmiyoruz. Yani bu iktidar yaptıkları şeylerin zaten nedenini, niçinini topluma açıklamıyor. Yani Türk askeri orada neden kalacak bunu bilmiyoruz biz. Ve bunun karşılığında ne ödünler alınmaya çalışılıyor, ne yapılıyor bunları bilmiyoruz. Yani keşke bunları yalanlamak yerine gerek Fahrettin Altun, gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan akredite olmayan gazetecilerin karşısına geçip bütün sorularımızı cevaplandırabilse, biz de daha rahat haberleri yazabilsek diye düşünüyorum. Ama belki de yalan terörü deyip üzerinden bunları geçiştirmek daha kolay geliyorsa, belki de o yüzden biraz bir kılıf gibi belki de kullanılıyor da olabilir. Daha çok soruyu engellemek adına belki de. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz rehberliğiniz için, sağolunuz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalınız efendim. Sağolunuz.